Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere domino oyunu nasıl oynanır, dominolar nasıl dizilmeli, domino oyunu oynarken nelere dikkat etmeliyiz ve daha birçok merak ettiğiniz soruya cevap vermeye çalışacağım. Oyunumuz bu şekilde, kutusu bu şekilde. Milli Eğitim tarafından da verilen ve önerilen çocukların hem bedensel hem zihinsel gelişimi için, büyükler için de yetişkinler için de 7'den 70'i herkes için tavsiye edilen domino oyunu. Kutumuz bu şekilde. Kutu açılımı da bu şekilde arkadaşlar. İçinde renkli renkli dominolarımız var. Renklerle dizilimi daha eğlenceli ve görseli güzel bir hale getirebilirsiniz. Dominolarla aslında kutunun da üzerinde görüldüğü gibi sizler çok profesyonel, çok detaylı, çok güzel dizilimler yapabilirsiniz. Devrilmesi için dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var ve alan anlamında da dikkat etmeniz gerekenler var. Şu şekilde mesela rastgele biraz domino alırsam buradan sizlerin de göreceği kutumuzda toplam 100 parça dominomuz var bu arada. Her renkten 20 adet, toplam 100 adet dominomuz var. Ahşap tahtalarımız var. Sağlıklı kutusu bu şekilde görüp almak isteyenler için. Çocukların kendi iradesine de bırakabilirsiniz. Kendiniz de dizip çocuklarınızın devirmesi ve eğlencesini göstermesi için, eğlenceyi görmesi için ilk başta siz de dizebilirsiniz. Çocuklar sevdikten sonra. Burada önemli olan arkadaşlar dominolar arası mesafe. Dominonun boyundan uzun olursa mesela şöyle oldu diyelim, devrilmez veya izleyen çocuklar. Buradaki mesafeyi çok ayrık tutmamalısınız. Buradaki mesafe dominonun boyundan şu boydan uzun olmamalı. Uzun olursa bir sonraki devrilmez. Dizerken bunlara dikkat edebilirsiniz. Çok sık da yapmayın. Çok ayrık da yapmanıza gerek yok. Bu şekilde dediğim gibi yapmak istediğiniz şekil ne olursa. Sizler mesela araya illaki aynı renkten de devam etmeniz gerekmez. Şöyle yön değiştirirken değişen yönlerde devrilen taşın yönümüzü hafifçe değiştirmemiz lazım. Birden değiştirirseniz şöyle yaparsanız bu bunu devirmez ve yön değişimi sağlanmaz. Yani şu şekilde eğimi bir öncekinin bir sonrakine değeceği şekilde vermelisiniz. Yoksa devrilmez arkadaşlar. Burada sizler dediğim gibi mesafeye ve değişen yönlerdeki açıya dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise dominomuz bu şekilde mesela. Sizler çok daha güzel istediğiniz şekli deneye deneye farklı renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Bir tanesi devrildiğinde aradaki mesafe fazla olursa bu devrilmez ve dominonun hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. O yüzden hepsinin mesafesinin ne çok ayrık ne çok yakın olmamasına dikkat edelim. Buradaki mesafeye dikkat etmelisiniz dediğim gibi, yoksa bir tanesi devrilmezse hiçbiri devrilmez. Bunu böyle devirdiğimizde masanın da kayganlığından ötürü bir tanesi devrilmedi ve gördüğünüz gibi takıldı. Sizler burada çok kaygan zeminlerde açı değişebilir, kayganlığı değişebilir. Daha uygun zeminlerde ve daha uygun açılarla deneme yanılma yoluyla istediğiniz şekilleri, istediğiniz renkleri kullanarak dilediğiniz şekilde dominonuzu oynayabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.